Herkese yeniden merhaba. Bu 3 aylık alışverişimi paylaşmak istiyorum. Çünkü çok soru geliyor işte. özellikle Instagram'dan beni takip ediyorsanız aldıklarımı oradan paylaşmaya çalışıyorum ama burada onları paylaşmadığım için ve sonrasında sorular geldi için videoların altına artık alışveriş videolarını da paylaşıyorum. Zaten benden şu video çok isteniyor. Yani alışveriş nasıl yapılır videosu çek diye. Bilmiyorum o konuda doğru kişi ben miyim? Ama ben neye göre alışveriş yaptığımı en azından bu videolarla anlatmaya çalışıyorum. Bu videoyu 3. kere çekiyorum. Çünkü bir Ağustos'ta çektim paylaşmadım. Eylül'de çektim, paylaşmadım. E, Ağustos-Eylül'ün birleşimini bu videoda çekiyor olacağım. Neler aldım, nerede kullanacağım, nasıl değerlendireceğim. Bunun içerisinde mutfak var, saç bakım var, cilt bakım var, çok az makyaj, biraz kıyafet. Neleri nasıl alıyorum bu videolarda paylaşmaya çalışıyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beni takip almayı ve Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Çünkü orada çok aktifim ve birçok şeyi de orada paylaşıyorum. Hazırsak... Ben bu süreçte neler aldım onları paylaşmak istiyorum. Öncelikle kıyafetlerden başlayacağım çünkü biliyorum ki okullar açıldı birçok arkadaşımız kıyafet alışverişi yapıyor ya da ne giyeceğini bilemediği zaman bana mesaj atıyor. Ben neler aldım bu süreçte onları paylaşacağım. Önce yazdıklardan paylaşacağım. İzmir çok sıcak. Şu an inanılmaz sıcak. 1 Ekim tarihinde çekiyorum bu videoyu ve gerçekten çok çok sıcak. E, o yüzden biz hala askıllılar tişörtlerle hayatımıza devam ediyoruz. O yüzden benim hayatımda askıllar ve tişörtler bir süre daha devam edecek. Düğüm ürünlerin hepsi yeni sezon. İşte Zara gibi birçok marka da var. Onların da linkini aşağıya bırakacağım. Öncelikle Zara'dan şöyle bir tişört aldım. Gerçekten çok başarılı. Nispeten uygun fiyatlı. Artık uygun fiyatlı diye bir şey kalmadı. Dolayısıyla nispeten uygun fiyatlı. Bunun Trendyol versiyonu da var. Bence her ikisi de uygun. Ben bunu alması kolay diye bunu almıştım. Yine Zara'dan aldığım crop top'ım. Bu da siyah. Bunun beyazı güzel durmuyor arkadaşlar. Siyahı çok çok güzel duruyor. Bununla bir fotoğrafım var. Bunu koyacağım size. Olan ürünlerle ilgili fotoğrafımı koymaya çalışacağım ya da görsellerini koymaya çalışacağım. Gerçekten çok şık duruyor ve fiyatı çok uygun. Yol kadar uygun. O yüzden seviyorum Zara'nın uygun fiyatlı ürünlerini. Yoldan bu üstümdekini de aldım. Bunu da göstereyim. Ve çok şaşırdım. Herkes paylaşıyordu bu ürünü. Rengine vuruldum arkadaşlar. Gerçekten rengi çok güzel. Fakat bu bir südyen. Gerçi südyen kategorisine satılıyor ama herkes böyle spor kıyafetlerin üstüne giydiği için ben birazcık daha uzun olur diye düşündüm. Gördüğünüz gibi bayağı tam olarak göğsün altında bitiyor. Daha doğrusu memelerin altında bitiyor. Ben göğüs kafesini kapatır diye düşünmüştüm. Çünkü öyle beğeniyorum. ya yani şu göğüs kafesinin görünmesinden hoşlanmıyorum. Dışarıda giydiğim kıyafetlerde. Dolayısıyla bu benim sporda daha çok giydiğim, evin içerisinde giydiğim bir sütyen oldu. Çünkü pahalı bir ürün arkadaşlar ve 100-150 lira bandındaki bir ürün için çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla onun yerine böyle ikili satılan, şu an bu ters ama düzü şu, ikili satılan ürünlerden aldım. Bu da yoldan aldığım bir ürün. Hepiniz arkasının iki tanesi satılıyor. Çok çok beğendim. Seviyorum böyle şeyler giymeyi. Özellikle üniversitedeyseniz ya da lisedeyseniz e, gömleklerin içerisine giyebilirsiniz. Bence çok şık duruyor. Ceketlerin içerisine giyebilirsiniz. Bu ürünü geçen videomda gösterdim. Hatırlamıyorum ama tekrar göstermek istiyorum. Yine alışveriş yapmak isteyen arkadaşlar için. Böyle V gelen aslında Zara muadili bir ürün. Trendyol'un kendi ürünü gerçekten çok güzel duruyor. Beyazı biraz pahalı siyahına göre. O yüzden beyazını almaya gerek duymadım. Zaten beyaz bir sürü alınca da. Ama siyahı gerçekten çok şık duruyor. Şimdi Zara'dan ve Pull&Bear'dan birkaç bir şey aldım. Zara'dan yeni aldım bunu. Bu bunu 109 liraya almışım ama tabi güncel fiyatlarının aşağıdaki linklerden bakabilirsiniz. Gerçekten güzel duruyor. Artık birçok yerde tişörtler 100 lira, 150 lira bandında hatta daha da pahalıları var. Ama bunlar uygun fiyatlı olduğu için ve bu dönem İzmir'de çok rahat giyinebileceğim için bunları aldım. Bunu Pulent cool birden aldım. Çok şık duruyor. Hafif şuraları arkadaşlar sert, lastikli. O yüzden kollarınız biraz kalınsa bu ürün hani beden tam olsa da kollar kalın olduğu için sıkabilir. Bilginiz olsun. Öbürü de oldu. Genellikle aldıklarım small. Çok x small ürün almamaya çalışıyorum. Şöyle bir tişört aldım. Bunu da Zara'dan aldım. Gerçekten çok severek giyiyorum. Bunun başka bir rengini daha alacağım. Çok çok güzel duruyor. Bu da small beden. Şimdi birazcık daha şık bir şeyle devam edelim. Bu ürünü gerçekten üstümdeki gibi düşünüyorum. Birincisi bak bakın bu üründe sevmediğim şey kesiyor arkadaşlar. Benim göğüslerim küçük olduğu için X small'unu aldım ve small'unu da aldım. İkisi arasında bence neredeyse hiç fark yok. Omuzlarım biraz geniş olduğu için bu ürün biraz bende sıktı. Ama medium'u nasıl dururdu emin olamadım. Artık onu almadım. Bu bu paraya değmez. Bu ürün için de aynı şeyi söyleyeceğim. Bu da böyle e, şık bir ürün aslında. Bunun da görselini koyacağım. Henüz giyinmedim. Ama bunun da hafif bu yanları kesiyor bende arkadaşlar. Belki benim e, göğüslerim büyük olmadığı için olabilir. Belki büyük göğüslerde birazcık daha öne geldiği için bu kesme işlemi olmayabilir. Ama yine de beğendim. Şık bir yerde çok hoş olur. Devamlı giyer miyim? Yok. Benim günlük giyinebileceğim bir materyali de yok. Tarzı da yok. Ama giyen de var. Asla lafım yok. Ama güzel, uygun fiyatına göre performanslı güzel ürünlerden bir tanesi. Bir tanesi şöyle. Bu dönem galiba biraz yeşillere taktığımı söyleyebilirim. Yine bence uygun fiyatlı. Ve ince, kalın bir ürün değil. O yüzden çok beğendim. Açık bir yeşil. Bu da 100... 190 liraymış. Birazcık daha kalın bu ürün ama kısa. Crop top arkadaşlar bunlar ve bunların bedenleri de small. İki tane aynı elbisenin Farklı rengini aldım. Yine şöyle ters olanı göstermeyim. Yıkandığı için arkadaşlar onları tersten yıkıyorum. Rengi inanılmaz iç gösteriyor. Bununla bir fotoğrafım var Instagram'da görebilirsiniz. Buraya da fotoğrafını koyacağım. Dolayısıyla bunlar uygun fiyatlı ve kurtarıcı ürünler. Ee, sadece ten renginin çok iç gösterdiğini bilin ve ona göre me kombininizi oluşturun diyebilirim. Bir tane indirimde Sagazan'ın şu elbisesi. Bilmiyorum görünüyor mu? Yine bunun görselini de koyacağım. Biraz ağır bir elbise. Çok güzel, çok şık fakat bendeki 34 beden arkadaşlar bu Sagaza markasının bu ürünleri biraz yani lastikli olduğu için birazcık buralar sıkıyor. Benim gibi rahatına çok düşkün insanların zaman zaman içinde bunalacağı ürünlerden bir tanesi. Bilginiz olsun almadan önce bunları bilin. Atkaları var. Şık, güzel, hoş duran bir elbise. Bu videoya yetişmeyen iki ürünüm daha var. Onların görselini koyacağım. Bu sene biraz çizgililere takmış durumdayım. O yüzden çizgili ne varsa alıyorum. İlk önce şu ürünü göstereyim. Bu gerçekten o kadar şık duruyor ki üstte anlatamam size arkadaşlar. Trendyol'dan aldım bunu da. Linkini bırakacağım. Mutlaka bu ürünü alın. Yani koşarak alın. Fiyat performans mükemmel. Kalın bir ürün. Kışın giyinmeyi çok seveceğim bir ürün. Aynı ürünün çok benzerini mavi yapmış. Daha baharlık. Onu da aldım. Yolda gelecek ekrana şuraya bir yere onun da fotoğrafını koyuyor olacağım. Gerçekten çok şık duruyor ve o da çok güzel. Ve bence onun da fiyatı şu an piyasadaki birçok şeye göre uygun. Çünkü gerçekten uygun fiyatlı diye bir şey kalmadı. Bir diğeri de Trendyol'un kendi ürünü olan, Milan'ın kendi ürünü olan bu ceket. Taşlarına bayıldım. İnanılmaz şık duruyor. Yine şöyle göstereyim. Ee, yine kalın bir ürün. Kışın çok severek giyeceğimi bildiğim bir ürün. Farkındaysanız bu arada small beden. Yavaş yavaş böyle kışlık alışverişi de yapıyorum. Yani ihtiyacım olan ne varsa eğer indirimdeyse hemen almaya çalışıyorum. Sizlere de tavsiyem indirimde almaya çalışın. Bir diğer ürün şöyle bir sweatshirt aldım. Bunu maviden aldım. Çok çok tatlış duruyor. Ee, bedeni medium. Oversize durmasını seviyorum ve içi oldukça kalın ve piyasaya göre yine fiyatı oldukça iyiydi. Bir de sarısı vardı aklım kaldı ama dedim ki bu aylık bu yeter. Bir tane ceket aldım Mango'dan. Bu ürün hala var ve bu üründen anneme aldım, yengeme aldım. Onlara kot rengini aldım. Benim kot rengim vardı, siyahım yoktu. Kendime siyahını aldım. Bendeki medium çok oversize dursun, eteklerimin üstünü kapatsın istediğim için. Ama onlara X-Small ve X Small gayet uygun oldu. Gerçekten çok şık duruyor. Bir adet çizmemiz var. Fulant Birin indiriminden aldığım ve aldığıma çok sevindiğim. indirim olunca hiç kaçırmak istemedim. Gayet de güzel bir fiyata aldım. Görselini koyacağım. Kısacık topu var. Çok seviyorum böyle az topukluları artık. Topuklu giyemez hale geldim. Çünkü bu sene kovboç çizmeleri çok trend. Öncelikle ev eşyalarını söyleyeyim. Eve bir tencere takımı aldım. Karaca'dan göstereceğim. Şuraya bir yere koyacağım. Diamond serisi. Ee, o yüzden beğendim de başarılı da buldum. Beğendiğim için koyuyorum. Tavsiye ediyorum. Evlenecek olanlar, çeyiz hazırlığı yapanlar için tavsiye. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Yaklaşık 1,5-2 aydır da düzenli olarak kullanıyorum. Kapsül kahve makinesi aldım. Çok önemli miydi? Hayır. Bir anda böyle gaza geldim. Aldım ve artık da iade de etmek istemedim. Çünkü biz çok fazla aslında kapsül kahve kullanmıyoruz. Ama o bir anda satıcının etkisiyle aldığım bir üründü. Yani alsam mı almasam mı kararsızlığında aldığım, yaptığım bir alışverişti. Ürünün detaylı inceleme videosunu yapacağım. Çok gerekli mi diye sorarsanız bizim evimizde bir sürü ekipman var ve biz her ekipmanla farklı kahve çeşitlerini denemeyi seviyoruz. Dolayısıyla bizim için alternatif, güzel, değişik bir deneyim oldu. Espresso bazlı kahveleri daha daha çok seviyorsanız evet ev için güzel ideal bir ürün detaylarını o videoda paylaşacağım merak edenler için çünkü ben Ürün araştırması yaparken çok fazla video görememiştim. En azından aklımdaki soruların karşılığını bulamamıştım. O yüzden öyle bir video çekmek istiyorum ki benim gibi böyle hop diye atlamayın. Gerçekten ihtiyacınız varsa alın. Yoksa da hiç almayın. Yerine başka bir şey, ihtiyacınız olan alternatif bir kahve makinesi ya da ekipmanı alın diye o videoyu çekeceğim. Ben çok fazla çeyiz alışveriş yapmadım çünkü çeyiz videosu gibi oldu. Evet iki tane böyle bardak aldım, kahve bardağı. Bunu dörtleyeceğim. Bu ay için iki taneyi aldım. Bakayım kullanabiliyor muyum? Bakayım seviyor muyum? Seviyorsam. Normalde bunlar porlantın ürünleri. Ben iki tanesini aldım. Çünkü fillet çok seviyorum. Çünkü pembeyi ve zebra'yı çok seviyorum. Bunları aldım. Eğer beğenirsem ki beğendim. Kullanıyorum bir süredir. Muhtemelen bir sonraki alışverişimde de o iki tanesini almış olacağım ve videoda göreceksiniz. Diğer iki ürünüm de yine bardak. Bu ikiliyi aldım. Daha doğrusu Bundan 6 tane, bundan 6 tane aldım. Benim için bardağın inceliği çok önemli İçtiğim suda. Bizim bardaklarımız artık makinede çizilmeye başlamıştı ve biraz bardakları değiştirmek istiyordum. O yüzden English Home ve Paşa Bahçe'nin birlikte yaptığı bu tasarımları çok sevdim. Tasarımlarını, renklerini, özellikle bardağın inceliğini çok sevdim. Benim için eğer bardağı seversem çok su içiyorum. O yüzden bu bardakları sevmem çok önemliydi. Özellikle büyüğünü çok seviyorum ve çok su içiyorum. Bundan 6 tane, bundan 6 tane aldım. Fiyat performans olarak çok iyi ve gerçekten sürekli indirime giriyorlar. O yüzden eğer ihtiyacınız varsa bunları da bakın diye aşağıya linklerini bırakacağım. Ekipmanları ile ilgili iki tane şey göstereyim. Bir tane böyle roller aldım. Evde bir rollerımız vardı fakat buna da ihtiyacım vardı. Biliyorsunuz çeşitli tedaviler görüyorum skolyozum var. Bel ağrılarım çok fazla oluyor. Dolayısıyla çok da spor yapıyorum. Bu tarz bir ürüne ihtiyacım zaman zaman olabiliyor. O yüzden indirimde bunu aldım. Gayet de güzel, başarılı. Bir de antikültin şeyler benden sorulur. Bir fizyoterapist arkadaşımın da desteğiyle şöyle bir masaj aleti aldım. Burası cam. Şurada gösterebilirim. Bunu bir yağ kullanarak bedeninizde gezdiriyorsunuz. Tabii ki benim Kollarım için falan biraz kalın. Bunların e, santimleri var arkadaşlar. Şuradaki santimleri değişiyor. Ben omuzlarım için aldığımdan dolayı en büyük olanı almıştım. Adık videoda duymuşum. Bakın şöyle yapıştırıp gezdiriyorsunuz. Yani aslında bir yerde kupa çekmek gibi bir şey bu. artık için şeyler bizden sorulur deyip bunu da gösteriyorum. Bunu çok kullandım mı? Hayır. Çünkü evde bir türlü oturup... Buna zaman ayıramıyorum. Yine tatile gideceğim. Bu videonun bitiminde. Bir tanesi bu bakım kremi. Ben de bundan vardı. Çok memnun kaldım. Bunu da sizin için aldım. Instagram'daki çekilişimize koyacağız. Çok 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 güzel bir saç bakım kremi. E, bu dört tanesini böyle ayrı ayrı tüplerde kullanıyorsunuz, bunu açıyorsunuz. Yaklaşık benim saçım kadar uzun saçlarınız varsa iki ya da üç kullanımda bir tüpünü bitiriyorsunuz. Ben bir aylık bir kür şeklinde kullanıyorum ve sonrasında saçım gerçekten çok yumuşak oluyor. Bu size hediye olarak gelecek. Instagram'dan takip edin. Bir şampuan aldım, hatta bitmek üzere şampuanım. Sivis, Siviso Derm markasının şampuanı. Saçlarım gerçekten inanılmaz yumuşak, parlak, canlı dökülmesi biraz olsun azaldı. Özellikle bu mevsim geçişlerinde saç dökülmem çok artıyor. O yüzden bu şampuanı çok seviyorum. Çevremdeki herkese aldırdım. Eğer parlak, canlı ve yumuşak ve dökülmesi olan ve yumuşak saçlarınız olsun istiyorsanız mutlaka bakın. Dökülmeyi de azaltıyor. Yine dökülme için ek destek olarak Otacının dökülme karşı saç bakım toniğini aldık. Bunu kullanan birini e, tanıyorum. O kadar fark etmiş ki saçı ben ve eşim aynı anda kullanıyoruz. Her gün sabah asla yağlı bir yapısı yok. Su gibi saçınıza sürüyorsunuz ve hayatınıza devam ediyorsunuz. Tonik olarak kullanıyoruz. Bir de bunu aldım. John Freda'nın saç açıcı spreyi ve kullandım. Çok çok güzel. Tatile gitmiştim bu videodan önce Sakız Adası'na. Burada saçlarım oldukça açıldı. Birazcık sıkıyorum. Gerçekten bu çok hızlı açtı. Diğer ürünlere göre o yüzden çok beğendim. Kışın belki sadece üst taraflara bunu kullanabilirim. Açması kolay olsun diye. Ses yapacak diye klimayı da açamıyorum. Çok sıcak. Daylong'un güneş kremini çok seviyorum ve herkese öneriyorum. Kışın da inanılmaz seviyorum. Su gibi bir yapısı var. Bunu göstermek istiyorum. Bir tanesini açmışız. Bakın. Ah, döküldü bile. Bakın su gibi bir yapısı var. Ve hiçbir yapışma yok arkadaşlar. Çok hafif bir kokusu var. Bilginiz olsun. Kok hassasiyeti olanlar. Ama o da geçiyor. Biraz keskin bir kokusu var. Ama o da geçiyor. Bakın. Hiçbir yapışkanlık yok. Çok seviyorum. Bu ona göre birazcık daha kıvamlı. Bunu da göstereceğim bunu da şuraya süreyim. Bu ona göre birazcık daha şöyle göstereyim bakın. Görüyor musunuz? Kıvamlı ama bu birazcık daha cilt bakımı yapan bir ürün. İkisi de beyazlık bırakmıyor bir tık kıvamlı ve bir tık koyu ama benim gibi karma yağlı cildiniz varsa onun da çok seveceği cilt bakımı yaptığınız bir ürün olacak. Dolayısıyla ikisini de çok seviyorum. Bundan bir tane daha alacağım şimdi. Ara ara fiyatı artıyor. 350 bandına çıktı artık bunun fiyatı. 300 liraya düştüğünde muhtemelen bu ay tekrar bir tane daha alacağım. Çünkü güneş kremlerinin fiyatları inanılmaz arttı ve lüks değil arkadaşlar güneş kremi ihtiyaç. Dolayısıyla indirimde buldukça almaya çalışıyorum. Ben çift aşamalı temizliği çok seviyorum. Cildime önce yağ sürüyorum, sonra da onu temizleyecek bir köp köpük ya da jel kullanıyorum. Bu ürün ikisini bir arada kullanmanızı sağlayan bir ürün. Yani çift aşamalı temizliği tek aşamaya düşüren Soflay'ın ürünü gerçekten başarılı. İlk kullanımda benim cildimde hafif bir yanma, yakma ve kuruluk yaptı. İlk iki kullanımda sonrasında cildim bu ürüne alıştı. Dolayısıyla beğendim. İndirimlerde alırım. Bir tanesi de Selenes'in bu mineral koltuk altı rolonu. Ne kullandıysam kullanayım bu ürün kadar başarılı değil. Ben koltuk altımın terlemesinden rahatsız olmuyorum. Hatta bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Fakat birçok arkadaş bundan rahatsız olabilir. O zaman siz farklı ürünleri deneyin. Benim gibi koltuk altımın terlemesinden rahatsız olmuyor. Ama koku da olmasın, koltuk altında kaşınma yanma olmasın, içerisinde alüminyum, mineral yağ, paraben ve alkol olmasın diyorsa, tuz olmasın diyorsa bu ürüne mutlaka bakın. Bundan daha başarısını bugüne kadar kullanmadığım için bayılıyorum. Bu yedeyim. Yeni aldım bunu öbür bitmek üzere. O yüzden çok çok başarılı. Skin Master'ın iki tane ürününü aldım. Şu üründen... İkincisi 1 TL kampanyasından aslında almıştım. Cilt bariyerini düzeltici, onarıcı krem. Bundan 2 tane aldım. İkincisi 1 TL. Birini anneme almıştım, diğerini de yengeme verdim. Onlar çok beğendiği için onlara verdim. Sonra kendime aldım. Bunu aldım. Bu da 1 TL'ye geldi. Vitamin B3 kompleks serumu. Bu da yine cilt bariyerini düzelten vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B9 ve hyaluronik asit bulunan bir serum. Bunu daha açmadım. Bu da çok güzel bir ürün. Gerçekten uygun fiyatlı iyi bir ürün serisi arıyorsanız Skin Master'a bakabilirsiniz ve bir diğer markada yine Türk markası olan Mia Clinica'nın ürünü. Bu üçlü bir sette bir tanesini anneme kaptırdım. Salisilik asitli e, gözenek küçültücü serumu, azelik asitli serumu içer içeriklerini paylaşıyor olurum. Bir tane de peptid serumu vardı. Peptid serumunu anneme verdim. Bu üçlüyü yine indirimde aldım. Bu ürünlere indirimde bakabilirsiniz arkadaşlar. Cilt bakımınıza iyi yatırımdır. The Purist Solution'ın Arbutin serumu çok başarılı. Eşimin şuralarında hafif güneş lekeleri var. Onun için kullanıyoruz bunu. Ben de kullanıyorum tabii de. O da çok kullanıyor ve onun güneş lekeleri açıldı arkadaşlar. Bir ayda gerçekten çok fark etti. O da çok severek kullanıyor. Koca alışveriş serisinde paramı verdiğime en çok üzüldüğüm ürün şu oldu. Bunu da Allah'tan indirimde almıştım. Maybelline'in 4'ü bir arada Perfector for in one dediği bir ürün. Anti aging özelliği varmış. İşte mat bir ma makyaj yaparmış, hem e, makyaj yapıyor, hem cilt bakım yapıyor falan filan. BB kremlerine kullanabilirsiniz diyor. Bendeki iki numarası bir rengi benim tenim biliyorsunuz tatillerde koyulaştı. Ona rağmen bile koyu. İkincisi bu silikon bazlı bir ürün olduğu için sivilce yaptı ve benim gerçekten çok çok az sivilcem çıkıyor. Çok iyi cilt bakımı yaptığım için. Bu ürünleri kullandığım için. Ee, Şiram da belki görüyorsunuzdur. Şurada bir e, sivilcelenmeye sebep oldu. O yüzden bunu ben artık kullanamayacağım. Muhtemelen bir tanıda yani silikonun onunla sivilce yapmadığı bir tanıda vereceğim o yüzden paramın tek çöpe gittiği ürün bu arkadaşlar. Ve gerçekten üzgünüm. 100-150 lira bandında bir para ödediğim için gerçekten çok çok üzgünüm. Onun yerine cilt bakım ürünü alabilirdim. Bir diğer ürünüm Physicians Formula'nın Stop Light dediği bir bazı. Bu ürünü ikinci kere alışım. İlkini aldım. Kokusu çok kötüydü. Gratis'in en sevdiğim özelliği iadeyi hemen aldı. Diğer üründe de aynı koku olunca biraz araştırma yaptım. Bu ürün biraz kokuyor. Ama çok kötü kokuyor hatta. Ama arkadaşlar ciltte bıraktığı etki gerçekten çok güzel. Böyle hafif aydınlık, ferah, güzel, parlak bir cilt yapıyor. Bugün yüzümde yok biliyorum videoyu çektiğim için çok sıcak olacaktı ve ter fışkıracak yüzümden ama genellikle akşamları bu ürünü kullanmayı çok seviyorum son dönemde. İki tane çok çok sevdiğim Rival de Lu, pardon Rival de mi markasının Kapatıcısını aldım. Her zaman söylediğim en uygun fiyatlı piyasadaki en iyi kapatıcılardan bir tanesi. Akma, kokma, yanma hiçbir şey yapmıyor. Parçalanma yapmıyor. Karma ciltler çok sever. Kuru ciltler belki bir ihtimal iyi bir nemlendiriciyle kullanabilir. Ben tüm yüzüme zaten bu ürünü kullanıyorum. Bunu gösterdiğimi bilmiyorum ama yine göstermek istiyorum. Uzun süre kalıcı lip marker bu Kiko'nun 09 rengi. Son dönemde kullandığım tek dudak kalemi. Çok kalıcı. Şöyle rengini görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunu sürüyorum ve bütün gün dudak çerçevem hiç bozulmuyor. Böyle konforlu ürünleri çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü ben yeniden yeniden gideyim de makyajımı düzelteyim diyen bir değilim. O yüzden bir kere yapayım kafam rahat olsun kalıcı ürünler kullanayım demeyi çok seviyorum. Ve son olarak Biulis markasının 300 numaralı ojesini aldım. Bu ojenin fotoğrafını koyacağım. Bu videoyu daha önce çektiğimde tırnaklarımdaydı. Bugün tırnaklarımı tekrar bir düzelteceğim. Bir manikür işi olması gerekiyor. O zaman süreceğim ama Allah'ım şükürler olsun bitti. Aa, bir de bir kitap göstermek istiyorum. Eşimin alerjik bir bünyesi var. O yüzden eliminasyon diyetine başlıyoruz. Bu diyeti herkes yapamaz. Eğer alerjiniz varsa, bağırsak problemleriniz varsa, mide problemleriniz varsa ancak diyetinizin etkisiyle devam edebileceğiniz bir diyet. E şimdi bu diyete başlayacağı için ve bizim evde normal Türk yemekleri piştiği için yani sizde ne pişiyorsa genellikle bizde de o pişiyor. Ve alternatif üretmekte bazen zorlanıyorum. Bu kitap eliminasyon diyetinde neler yiyebileceğinizi, bu diyetin ne olduğunu, nasıl bir program oluşturabileceğinizi anlatan bir kitap. Ben çok beğendim. Evdeki yemek çeşitlerini de arttıracak, sağlıklı besinlerle neler tüketebiliriz bunları da öğrenebileceğim bir kitap olduğu için çok sevdim. Böyle bir şeye başlamak isteyenler en azın süre, en azından sürecin ne olduğunu, nelerle beslenebileceklerini görmeleri açısından da bu kitaba bakabilir diyorum ve videoyu bitiriyorum. Çok uzun oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıya hepsinin linkini bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.